Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Sevgili gönül dostlarımız, beraberliğimiz devam ediyor. Allah Celle Celaluhu'nun buyruklarını dinlemeyen, isyan eden, çeşitli kavimleri, nice milletleri ve fertleri Allah Celle Celaluhu azabı ile yok etmiştir. Nuh'un, Lut'un ve Salih'in kavimlerinin azaba uğramaları hep bu isyanları sebebiyledir. Kimine gökten taş, yağmur ve yıldırımlar yağdırmıştır. Kimine de seyhalar, çığlıklar inmiştir. Kimi de Karun gibi yerin dibine kadar batmıştır. Yerler sarsılmıştır. Bazılarına da yağmurun yağdırılmaması ve bitkilerin bitirilmemesi gibi azaplar verilmiştir. Bazılarına da İbni Abbas'ın ifade buyurduğu gibi üstten gelen azabın yöneticilerinden alttan gelen azabın da köleler ve ayak takımından gelecek olan şeyler ile azaba uğradıkları bilinmektedir. Demek ki isyan edenlere, günaha dalanlara azap gerekmiştir. Cebrail aleyhisselam azap ile ilgili ayeti getirdiği zaman bu Peygamber Efendimiz'e çok ağır gelmişti. Ve ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu şekilde muamele görürlerse ümmetimin sonu ne olur dedi. Cebrail aleyhisselam da ben de senin gibi bir kulum. Ümmetin için Rabbine dua et dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Rabbinden ümmetine böyle azap vermemesini niyaz etti. Ve Cebrail aleyhisselam muhakkak ki Cenab-ı Allah ümmetini şu iki azaptan emin kıldı. Yani Nuh ve Lut aleyhisselamın kavimlerine gönderdiği gibi üzerlerinden bir azap vermeyecektir. Karun'u da yere geçirdiği gibi altlarından bir azap vermeyecektir. Ama onları çeşitli heva ve hevesleri sebebiyle fırka olmaktan ve kılıçlar ile vuruşarak birbirlerinin hınçlarını tattırmaktan emin kılmamıştır diye haber getirmiştir. Sevgili kardeşler, bugün birçok günahların işlenmesine rağmen, isyanın çoğalmasına rağmen üzerimize taş yağmıyorsa, dünya tarumar olmuyorsa, bu sevgili Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ettiği dua hürmetinedir. Azaba uğratılmıyorsak, yerlere batırılmıyorsak, bu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği niyazı hürmetinedir. Ama heva ve heves uğruna, hiç uğruna fırkalara ayrılmak ayrı bir azaptır. İslam toplumundan kopmak, cemaatten ayrılmak ayrı bir felakettir. Bu azaba uğramamak için de Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolunda yürümek bizim asıl gayemiz olması lazım. Azaptan emin olmak için günahları bırakmak, ibadetlere yapışmak mecburiyetindeyiz gönül dostlarım. Mevlam inşallah bu hak ve hakikat üzere hayatlarımızı devam ettirebilmeyi ve Yüce Mevlamızın rızasını kazanabilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Amin diyelim mi? Amin, amin, amin ya Rabbel Alemin.